Günaydın arkadaşlarım. Nasılsınız? Günlerden cumartesi. Daha sesim bile kendine gelemeden evden apar topar çıktık. Alarm kurmuştum. Demiştim size 9.30'da doktor randevumuz var falan diye. Alarma uyanamamışım. Daha doğrusu şöyle, alarmım hafta içi olarak kalmışım. Hafta içi her gün uyanıyorum ya, hafta sonları alarmsız uyanırım diye. Hafta içi olarak kalmış ve ablam aradı. Saat 9'u 5 geçiyordu değil mi? Şu an 17 geçiyor. Biz o kadar hızlı evden çıktık ki, bakar mısınız halime? Saçımı tarayamadım bile. Yüzüm gözüm şiş zaten. Neyse, ama bir şekilde çıktık. Önce doktora gidiyoruz şimdi. Hızlıca bir doktor randevumuza gidelim. Ondan sonra gelip ablamları alacağız. Sen nasılsın aşkım? Dur, rüyada uyuyorum. Çok hızlı çıktık ya. Evet, hala uyuyor gibiyim ben de. Neyse, ama bence iyi yönettik. Zaten denize gireceğiz yani. Makyaj falan yapmasak da olurdu. Bu şekilde. Hadi bakalım, günü başlatayım dedim. Doktor da biraz çeker Burak size. Bakalım bizim miniş yüzünü gösterecek mi? En son gittiğimizin üstünden yine 3 hafta geçti. 2-3 hafta arası. Sabah uykuda hareketlerini hissettim ama uykudayım yani. Hani hissediyorum ama şey yapamadım. Gözümü açamıyordum. Neyse, uyumaya ihtiyacımız varmış demek. Telefondan çekeyim. Senin çabla Buraklar gibi burnu sanki. Kapatır kızlar, bizimki öyle. Bincin tepkilerine bak. Burnumu böyle yapıyor. Evet, burnu karıştırıyor galiba. Evet arkadaşlar. Kantiler gidiyor. Günaydın. 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 Durumlar. Günaydın. Önce bir şeyler yiyelim ya. Apar topar. Bir şeyler yiyoruz. Bizim simitçiye geldik. Bunları yiyelim. Sonra hemen yolculuk başlıyor. Saatimiz 10.30 oldu. Ama yiyeceksin. Ellerini ağzına sokma bak. Her yere sürdün. Yerlere sürüyorsun. İnce. İnce. Ellerini sürme babacığım, yüzüne, ağzına falan. Selam var. Neredesin İnce? Şuradan çık. Şuradan çık. Aa, gördüm seni. Ay, reçetemizi aldık. Magnezyum yazdı doktorum. Birkaç gündür böyle bacağımda krampla uyandım. Sonra olmadı. Yani şu son birkaç gündür de yok ama yine de risk almak istemedik. Magnezyum aldım. Kan sulandırıcılarımı tekrardan aldım. Gider arabalarına. 3 kutu olarak alıyoruz onları da. Bu şekilde şimdi yola çıktık. Apar topar bir şeyler yedik. Elim ayağım titremişti açlıktan. Bir de kan verdim. Tahlillerime de baktı doktorum. Böyle genelde ayda bir, iki ayda bir hep baktı. Onların sonuçları bugün çıkar muhtemelen. Bir de şeker yüklemesi istedi. Yani bu konuda en çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Sen ne tavsiye ediyorsun falan diye çok bana yazan oluyor. Tetanoz aşısında böyle. Ben doktorum ne öneriyorsa hepsini yaptırma taraftarıyım. Şeker yüklemesini de yaptıracağım. Benim doktorum pek risk almayı seven birisi değil. Garantici bir tip benim yani. O. Benim o. Hadi. O yüzden onu da yaptıracağım. Yani riske atmak istemiyorum. Tabii ki dikkat edip şey yapabilirim ama en azından yoluma daha rahat devam ederim bence bu şekilde. Hem de orada içtiğiniz yani bir 75 gramlık sanırım yapacak doktorum. Baba, o şekerle baba, tamam o an yükleme oluyor ama birkaç gün o şekilde hani beslenmeme dikkat ederim diye düşündüm. Zaten onu ben bir şekilde dengelerim. Böyle şimdi yola çıktık. Vallahi saati 11 yapmışız. Benzin alıyoruz. İlaçlarımı içeceğim şimdi. Güzel bir kamp günü bizi bekliyor. Deniz için de şöyle bir öneri yaptılar. Havuza girme. Denize girebilirsin. Güneşte kalma. Maden suyu mutlaka iç dediler. Ve kuma yatmayacağız. Merhabalar. İzmir Tantaşçı. Denizlerden mi? Teşekkür ederim. 26-28 Haziran. Ulan bir gidemedik. Diyor. Evet. Canlı mısın? Evet. Bakalım kalabalık mı? Sakin gibi sanki. Bir kere baba. Çok sakin. Allah, açmışlar sanki restorana, oturuyor insanlar. Çok güzel, sakin ol. Ay, kız kimse yok ya. Ol. İstediğimiz yeri alabiliriz. Nasıl yapalım? Evet, daha güzel olmuş senin bahçeli sola. Evet Allah. Arkadaşını buldu İnci'yi. Masamızı şuraya kuracağız ama. Masa var mı? Yani işte masayı da buraya getiririz.
Örtümüzde koyarız gene. Sen gideceksin mi şeye? Market diyeceğim abla. Al bunu. Merhaba, hoş bulduk. Kaçın. Gerçi tek tarafa çıkış olacak. Yaren de benimle. Ne kadar bilmiş Yaren. Merhaba Yaren. Anladın mı? Şöyle bakacak. Çok heyecanlıydık. Özlemiş seni biliyorsun. Geçir. Öyle değil mi? Fermuar orada. Hinci buldu arkadaşı. Ne kadar büyümüş en son geçen seneydi. Yatağı açalım içine. Şöyle yerimizi göstereyim size. Hep buraya geliyoruz zaten. Burası 6 nokta deniz camping. İşbirliği reklam değil. Biz burayı çok sevdiğimiz için sürekli buraya geliyoruz. Artık tanıdık zaten. Her yerde prizler var. Bakın şurada da var. Elektrik, su. Su yok da. Banyomuz falan var. Şimdi çadırları böyle birbirimize vereceğiz ablamlarla. Şöyle. Ortaya da hasır sereceğiz. Bataryanı bitirme. Yedek var, diğerini aldım da. Taksan ucunu bana. Şu elektrikli pompadan da almak lazım. Evet. Babamlarla öyle evet. Şişirmiştik ya. Adamdan almıştık ya. Evet, evet. Şey, öteki yastığı da şişireyim mi? Evet, yok şey Yaren'in o da geçen yıl da şişiriyorlardı ya. Babacık. Çıvamız kuruldu. Çok güzel abla, oldu. Abla. Şuraya eşyalar. Evet. İnci. Ben şuraya geçerim. Bakayım inişim. Burak eşofman olsun. Ay Burak'tan meyve istemiştim. Onlar da markete gitti geldi. Neler neler almışlar. Bunları şimdi hazırlayalım. Hem götürürüz. Ne sesleniyorsun? Arkadaşın yüzüyormuş. Ay geldik. Şahane. Evet şimdi denize girmiş İnci bak. Kimsecikler yok. Daha sezonu tam açmamışlar. Allah bir geldik. Kedi benim şezlonga yatmış. Hoş geldin. Şuna bakın. Bir posta denize girip çıktık. Ay o kadar güzel ki su inanılmaz ısınmış. Yani buranın normalde Ağustos'ta falan girdiğimiz sıcağı gibi. Bobby'ye bak. Kucakta duruyor. Çok tatlı bir köpek var şurada. Ay denize girdi o da. Çok iyi serinletti. Girerken de çok zorlanmadık. Gerçekten çok güzel. Bugün de öyle rüzgar falan çok fazla yok. Şöyle biraz esinti var ama. Denizde dalga da yok. Çok rahat girdik. Şimdi hemen mayomu değiştireceğim ıslak oturmamak için. Her yerimi güneş kremledim. Güneş kremimi de tekrar göstereyim size. Şöyle. Solanten'in Pregna serisi. Açıklama kısmında da bırakırım bunu. Tekrar bakarsınız. Bütün vücuduma bunu kullandım. Ekstra farklı bir şey kullanmadım. Evde bir tane de Mustela var aslında. Hani o da çocuklar için kullanılıyor. Bu da işte paraben işte falan içermediği için. Bunu kullanmak istedim. Bu şekilde şimdi tekrar güneş kremini yenileyeceğim. Mayomu değiştireceğim. Bir soda içeceğim. Soda mı olsan abi açtı galiba. Maden su içmemi de önerdi doktorum. Doktor kontrolümüzden de çok bahsedemedim tam çıktıktan sonra. Çok şükür her şey yolunda. Yine bu doktorumuz da her gittiğinde detaylı bakıyor. Zaten bundan sonra artık Bursa'ya gitmiyoruz. Bundan sonra Balıkesir'deki doktorumuzla devam ediyoruz. Doğum da inşallah Balıkesir'de olacak. Bu doktorumuzda. Özel hastaneye gidiyoruz. Magnezyum başladı. Magnezyum kramplarım olduğu için diye söylemiştim. Aslında son birkaç kez oldu. Bir daha olmadı ama yine de başlayacağım sanırım. Bir de şeker yüklemesi için onu bahsetmiştim. O başlanacak. Onun dışında işte ekstradan bir şey söylemedi. Yine böbreklerine, idrar kesesine, işte beynine, her şeye tekrardan baktı. Çok şükür her şey yolunda. Acaba ne yaptı denize girdiğimde çok merak ediyorum. Yemek hazırlıyoruz ve bakın burada kim var? Sürpriz biri. Selam. Şöyle ocağımızda yemeklerimizi yapmaya başladık. Şimdi sel yapıyoruz makarna. Sürpriz misafirimiz. Selam. Ve sahil olduk. Aynen. Onlar da yazlığa geliyorlarmış da. Oradan bizim yanımıza uğradılar. Hem birlikte yemek yiyelim dedik. Evet. Köftemiz, şimdi sevimiz ve makarnamız var. Evet.
tencereyi de buradan bir abladan aldık. Çok iyi oldu. İki paket makarna yaptık çünkü. Bu şekilde yemekleri hazırlıyoruz. Şunda şey de yapacağız. İnci sandalyen çok güzelmiş. Açayım evet, İnci'ninki çok güzel. Sandalyeleri. Ben onu açtı ya, mega. Gece sakinliğiyle ablam İnci'yi uyuturken şöyle sahile doğru gidelim sizinle. Ay, burası çok güzel olmuş İnci'nin arkadaşları. Geçen sene kamptalardı, bu sene karavana geçtiler. Buraklar balık tutuyorlar. Onların yanındaydık. Şimdi telefonumu şarja taktım, gelip tekrar yanlarına gidiyorum. Gidelim. Tutuyorlar. Geri bırakıyorlar tabii. Uzun kollu giydim, üstüme sinekler yiyor diye. Buranın en sevdiğimiz yanı böyle şey olması, işte her şeyin dibinizde olması. Mesela mutfak çok yakın, ocağı kullanabiliyorsunuz, ışığa doğru geleyim. Sonra tuvalet çok yakın, işte denizin dibindesiniz. Mesela geçen sene son kampımız babamlarlaydı, hatırlarsınız belki, o vlogumuz hala var. Ve o kampta mesafe inanılmaz uzundu denize girmek için. Yani mesela biz çadırdan deniz manzarasını görüyoruz ama onda öyle bir durumumuz yoktu. Temiz değildi. Şu an bir şey var gibi. Tuvaletler de hem uzaktı hem de hiç temiz değildi. Burada hem tuvaletler de temiz. Sürekli zaten çamaşır suyu. Ketleri görüyorum, hep böyle atıyorlar. Temiz gerçekten. Rahatlıkla şey girebiliyoruz. Ya burayı o yüzden çok seviyorum. Çadır hayatı mesela hiç bana göre değil diyenler bu tarz bir şey denerse, bence doğru bir kamping de denerse çok sevecektir. Ben de mesela öyle hani kamping olmayan yerde de bir kez denemiştik kurmayı ama o hiç bana göre gelmedi. Çünkü duş sıkıntı, tuvalet sıkıntı, her şey sıkıntı ve gece uyuyamamıştım. Çok korkmuştum. Etrafımızda bir şeyler gezmişti, artık köpek sürüsü müydü, domuzlar mıydı bilmiyorum. Aa, şurada bak, kirpi var. Kirpi değil bu, şey, köstebek mi? Köstebek galiba. Şimdi yerim ya. Şapşiriko. Ne ki bu? Biraz yaklaşayım mı? Sanki köstebek gibi bir şey ama kirpi de olabilir. Neyse, korkutmayayım. Öyle yani. Şillikler biraz hapşır diyor. Bir de ablamlarla da nasıl oluyor onu da söyleyeyim size. Şimdi onlar çocuklu ya, mesela çocuklu insanlar genelde işte kamp çok zor olur falan derler. Geçen sene de bir tık daha zordu ama mesela ablam kendi havuzunu getiriyor İnci'nin. Onu şişirip içine işte su dolduruyorlar. Onun içi de çok fazla oyalanıyor. Bir de geçen sene de yani düşünün 3 yaşındayken de böyle arkadaşlar bulup oyun oynamıştı ama bu sene çok daha rahat. Etraf zaten tamamen kapalı, güvenli olduğu için. İşte onlarla falan oynuyor. O yerlerinin karavanına falan gidiyor. Onunla takılıyorlar. Çok da eğleniyorlar. O zaman arkadaşı olduğu için de çok keyif alıyor. Bence çok güzel geçiyor İnci için de. Böyle yani, aslında çok da büyütmeye gerek yok bazen. Oyalanabileceği her şey de var. İnşallah biz de seneye kızımızla birlikte geliyor oluruz. Çok istiyorum onunla gelmeyi. Çok hayaller kuruyoruz burada da. Rabbim yaşamayı nasip eder inşallah. Burak oturmuş. Onun yerine oturuyordum. Gidelim. Ooo, inanılmaz kaydı abi yıldız. Görmedim. Aa, hemen dilek tut. Hemen dilek tut. Bakayım, Burak az önce balık tuttu. Ne yapıyorsun? Var mı balık? Bak Burki, baksana. Şu uçak olma ihtimali var mı? Sol tarafı görüyor musun? Aşağı doğru iniyor. Ben sen... Orası bak, bu tarafa doğru kayıyor, aşağı doğru gönderiyor. Aşağı doğru kayıyor. Ben sol kameradan gözükmüyor. Bir şey görüyorum şu an bak. Şu dediğime bak, şuraya görüyor musun? Hala şunu kapatıyorum. Yine belli olmayacak ki. Hayat, seni yerim ben. Bak cilvelere bak beste. Canım. Vizyon var sonuçta. Kaan balık yakaladı. Telefonda. Neyi vereyim? Ay, şarjda. Yine mi? Nerede? O kadar çok yıldız gözü kayıyor bak, ki. Parlıyor. Göremiyorsunuz. Parlıyor, sönüyor. Kahvaltıda
Ben bir tuvalete gittim. Çatlıyordum az kalsın. Günaydın. Sen neyle yiyorsun tostunu? Sosisli kaşar. Oh. Ağzında kediler yanasa doyacak ince. Şuna bak. Güzel almış mı dondurmayı? Hı. Ben de şu kaseyi alsam bana yetecek. Kahve mi? Buradan biri çıkmış. Kahve var mı? Kahve var. Isıtırsak var suyu. Yok, şey yok, kedi işim bekliyor. Bugün kahvaltıda menümüz nedir Ecem Hanım? Bakıyoruz. Tost. Yapışmış. Bugün tost yaptık. Bunu anneannemden getirdik. Şöyle ocak var ya, orada güzel bir tost yaptık. Ben kaşarlı yiyorum tabii. İnci sosisli yiyecekmiş. Burak gece çok fazla uyuyamadı. Birkaç kez uyandı, ben şey yaptım. Uyandım hatta sesine. Bir kere sinek avlıyordu. Sivrisinek vardı içeride. Bir kere de dişi ağrıdı en son. Onun için uyandı. Şimdi bir şeyler yiyelim. Onlar da uyanınca yer. Günaydın. Günaydın, günaydın. Tostlarımız. Babacığım. Çekiyor mu? Birinci seni yedireyim mi? Ne diyoruz? Bırak uyanınca basarsınız. Başına ne? Ecem abla iki kaşar değil mi koydun? Evet, daha güzel oluyor. Anne arkadaşım da destekliyor. Aa, çok bakalım falan. O zaman git al, gel terliklerini giy, onları al gir oradan bana. Gincik. Havuza mı girdin? Gülüşe bak. Ben de senin havuzuna girebilir miyim? Deniz çok dalgalı. Günaydın herkese. Rüzgarlı bir gün. Saatimiz 11.30 olmuş. Anca gelebildik deniz kenarına. Bugün çok güzel bir esinti var. Yani şu an durmak için şahane. Bizim çadırımızın orası hiç esmiyordu. Buraya gelince şu an inanılmaz rahatlamış hissediyorum. Hamileyken sıcaklar gerçekten zor. Şimdi denize gireceğiz. Birazcık da esiyor, dalgalı. Hafif ama su çok güzeldi dün. Bugün de öyledir diye düşünüyorum. Şöyle güneş kremimi yüzüme sürmüştüm. Sadece vücuduma süreceğim şimdi. Sürelim. Çok yoğun bir yapısı var bu güneş kremi, size göstermiştim ya. Sonra da 2 gibi mi çıkarız aşkım? 2 gibi falan da yola çıkarız. Akşama çünkü bir etkinliğimiz var, nişan var akşama. Erkad olacak, oraya geçeceğiz. Ben yatıyorum. Başlattım. Oh, şimdi denizden çıktık. O kadar güzeldi ki, ama bugün biraz da rüzgar var. Bir de bugün erken dönmemiz gerektiği için kurumayı falan bekleriz diye. Hemen girip çıktık. Saatimiz 1.30 olmuş. Hemen ablamla gittik, biz duş aldık. O da İnci'yi de yıkadı. Hazırlandım bile, gördüğünüz gibi giyindim. Şimdi maden suyu içiyorum bir tane. Sabah yine bacağımda krampla uyandım. Başlamamıştım magnezyuma. Bugün hemen içtim. Yanında da sağlıklı atıştırmalıklarımız var. Cevizimiz, kuru üzümümüz. Böyle saçlarım da kurusun. Bir saracağım. Gittiğimde açınca böyle krem kıvırcık olur, birkaç gün idare eder. Buranın banyosu veriyorlar falan da çok güzel bu arada, temiz. İşte böyle. Birazdan gidiyoruz artık, toparlanmaya başlarız. Allah çok fena ötüyor şimdi. Oh, kamp alanından çıkıyoruz. Şimdi ödemeler yapılıyor. Oğuzhan abiyle Burak gittiler. Çadırlarımızı topladık. Tabii ki yerleşirken çok daha rahat oldu. Ablamların eşyaları da bizimkiler de hepsi bir arada olduğu için önce büyükleri böyle sırayla yerleştirdik. Çok keyifliydi. Bir gece kesinlikle yetmedi. Keşke 2 gün kalabilseydik. Yarın işler olmasaydı ve etkinlik olmasaydı tabii ki bugün de kalırdık. Çünkü bugün de hava çok güzel.
deniz falan o kadar ısınmış ki gerçekten çok keyifliydi. Şimdi dönüyoruz artık. Saatimiz 2:30 olmuş. Yolda bir soğuk kahve alalım. Ondan sonra devam edelim. Nişan şeyle uğrayacağız Erkaya. Onları halledeceğiz. Tulum giydim ben de şöyle üstüme. Banyolarımızı da yaptık. O yüzden rahatız. Evde bir iş yok yani. Çadır malzemeleri bizim direkt bodruma iniyor. Onun dışındakiler de zaten mutfak eşyaları yerleştireceğiz. Tık tık. Bitecek. Güzel bir gündü. Eve geldik. Hemen Maya ile ilgilendik. Şimdi bir de buz attık suyuna şöyle serin serin içsin diye. Hemen her şeyi yıkamaya atacağım zaten. Bunların hepsini. Kamp malzemeleri direkt bodruma indi. Bunlar da yıkamaya gidiyor. Çok da bir işimiz kalmıyor geriye. O boşsa. Değil mi? Piknik sepeti. Burada peynir vardı. Şimdi bir yandan annemde kalacağız yine. Orası için kahvaltılık şeyler hazırlıyoruz. Şöyle bizim termos çantamız var ya minik. Bunun içine götüreceklerimizi koyuyoruz. Ben karabut da koyayım aşkım. Zeytin, peynir, işte domates, salatalık ve yumurta koyuyoruz. Yumurtayı da şuna koydum. Şununla kırılmadan götürüyoruz. Gelen iki tane parça var. Ah kızım için aldığım bir şey gelmiş. Defakto'dan. Bir de bana Maya diyorsun sandım. Peri kızı. Tulum. Kaç ay? Gene bana daha sor. Evet. Aslında 6-9. İlkbaharda giymesi için şöyle yeni kornu, üzerinde peri kızı var. Böyle bir tulum aldım. Çok güzelmiş. Ay o kumaşı da çok güzel. Yumuşacık biliyor musunuz? Defakto'nun ürünlerini zaten seviyorum. Çocuk ürünlerini ablam İnci'ye de kullanıyor. Şöyle bir tane de bandanası var. Bunu paketiyle gene kaldırayım da kirlenmesin. Bir de Burak ve kendime terlik almıştım. Onu göstereyim şimdi size. Tatilde güzelce giyelim diye. Göster aşkım terliğini. Bedeni küçük yazmışlar da. Değil mi? Küçük gelecekmiş herhalde. Aynen. Gayet iyi. Bu da benimki. Tatile hazırız. Kapar istersen etiketini. Şu markadan almıştım. Ekleyeyim bunların linkini size ikisinde. Buranki bir tık daha uygun fiyatlı ve... Seninki daha pahalı. Daha pahalı. Ben diyorum. Aynen. Seninkinin var mı etiketi? Yok. Yumuşacıkmış tabanları çok güzel. Bu da Lumberjack'in. İkisi de çok güzel. Diğer tarafı koyayım. Yürü kızım. Sen daha küçük kargo varmış. Bu da bebeğimizin banyo süngeri. Şöyle yumuşacık bir banyo süngeri. En çok satılan buydu. Arkadaşımda da bu vardı. O yüzden bunu aldım. Burada ışık ters geliyor galiba biraz. Şöyle. İşlerimizi de hallettik. Yıkanacakları da ayırdık. Aslında yıkayacaktım bir posta ama direkt geçelim dedik. Böyle birazcık hem dinlenelim. Yıkamaları da yarın yaparım. Artık mesai çalıştığım için videoları akşam başlatıyorum. Birazcık video sayılarında azalma, aksama olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Mesai çalışınca gerçekten düzen bu şekilde oluyormuş. 32. haftamda yani Temmuz sonunda Allah nasip ederse izne ayrılıyorum. Zaten ondan sonra bol bol doğuma hazırlık ve evde olduğum için de bol bol videolarımız gelecek inşallah. Bu arada evimizin yani taşınma tarihi ortalama belli oldu. Temmuz sonu gibi. Allah izin verirse taşınma başlıyor denmiş. Tabii ki yine umuyorum ki yine ertelenmez. Yani Ağustos'a kadar taşınmış olursak harika olacak. Ağustos'ta taşınmış olursak harika olacak. Hem izinde olacağım. Tabii ki birazcık böyle sonaya yaklaşıyor olacağım. Yani 7 aylığı geçiyor olacağım ama yine de izinde olmam da bir nevi iyi. Burak zaten sen hiçbir türlü bir şey yapamayacaksın çok fazla. O yüzden hani çok da fark etmiyor. Bebekten önce olsun yeter diyor. Bu şekilde şimdi AVM'den geldik. Kamera yanında olmadığı için çekim yapamadım. Burak'ı alıp direkt AVM'ye geçtik. Şu an saat 8:30. Bir kan sulandırıcımı yapmam gerekiyor. Onu halledeceğim. Aldıklarımızı bir göstereyim size dedim. Tatil için alışveriş yaptık. Önce biraz Decathlon'u gezdik. Böyle her seferinde oranın kamp malzemeleri için böyle gezinmek, bakınmak aşırı hoşumuza gidiyor.
Orayı dolaştık, karnımızı doyurduk, bir şeyler yedik. Şapka bakıyordum, birkaç şey bakıyordum. Hepsini Waikiki'de bulmuş oldum. Burak da öyle. Waikiki sponsorlu asla değil. Tamamen denk geldi. Oraya girmişken ben bakarken Burak da kendine baktı. Denedik, aldık ve çıktık. Çok güzel parçalar aldık. Onları göstereceğim size. Tatil için şahane parçalar var. Ama öncesinde güneş gözlüğü aldık. Onları göstermek istiyorum. Aslında böyle ara ara kampanyalar oluyor. Mutlaka denk gelmişsinizdir. İşte iki alımda indirim oluyor. Bir de 1000 lira üstüne bir ekstra, 2500 lira üstüne miydi? 1000 lira bir ekstra indirim. Ya epey uygun fiyat. Yani tek gözlük fiyatına iki tane gözlük aldık. Öyle söyleyeyim. Buranki polis markası. Benimkisi de Guess markasının gözlüğü. Şöyle iki tane farklı model beğendik. Göstereceğim. Benim aldığım Guess'in bu modeli. Şöyle farklı bir duruş istedim. Zaten Rayvan'ın klasik modellerinin çoğu bizde var biliyorsunuz ki. Burak'ta ben de ortak kullanıyoruz bir de onları. Bir de bu şekilde bir model aldım. Bana özellikle böyle büyük gözlükler çok fazla yakışmıyor. Hani genelde böyle birazcık kedi gözlüğü tarzında olanlar yakışıyor. Bir de klasik modeller. Hani elle kartmanı çok geçmeyecek şekilde bu gözlüğü de aşırı beğendim. İkisini de buldum. Linkleri Instagram'da çok soruldu. İkisini de ekledim. Etrafı gold. Şöyle gold çerçeveli ve kemik olması, şöyle saça attığınız zaman saça takılmaması en istediğim şeylerden biriydi. Gerçekten bayağı uyguna düşüyordu. Hatta şu an online'da da çok iyi bir fiyatta. O yüzden bakabilirsiniz. Onu da tavsiye ederim. Burankini de göstereyim size. Onunki de çok farklı bir tarz. Bu sefer böyle bir model seçti. O da yine şöyle kahve camlı. O kadar güzel durdu ki Burak'ın yüzünde. Şimdi benim yüzüm daha küçük, ona göre bilmiyorum nasıl durur ama şöyle bir göstereyim size de. Ben de takarım bunu ya. Bana da yakıştı bence. Evet. Gelelim Waikiki'den aldıklarımıza. Umarım bataryam yetişir. Şu hasır şapkadan bir tane kalmış. Çok güzel bir model. Etrafında şöyle krem detayı var ve hazırım tatil için. Hasır şapkaları çok seviyorum ve hasır şapkaları suya değdirdiğiniz anda bozuluyor. O yüzden bir tane daha almak istemiştim. Bir de şu renkte bir Crocs sipariş ettim. Krem renkle. Böyle yazı full bunlarla geçirebilirim diye düşünüyorum. Burak da kendisi için bir tane şapka aldı. Bu da indirimdeymiş. 150 lira. Şöyle. Bu da krem renkli bir şapka. Kendime iç çamaşırı aldım. Üçlü. Burak ayrı ayrı kombinler aldı. Şunu denemek istiyorum. Çok tatlı bir elbise. Bunu hamile bölümünden aldım. Bakın şurası. Şöyle. Örgü detaylı. Alt kısımda böyle bollaşıyor ve şurasına bakın. Pisto deniyor sanırım buna. Şöyle tatlı bir elbise. Medium aldım. Extra softness. Extra yumuşak. Deneyeceğim. Yine yazı kurtaracak. Hem hamilelik hem sonrasında giyilebilecek şahane bir elbise. Bir tane gecelik aldım. Bu da yine hamile reyonundaydı. Ve bunun sabahlığı da var. Aslında bunu loğusa takımı gibi alıp böyle direkt kullanılabilir. Bunu da şöyle yakından göstereyim. Şöyle fırfırlı. Çok tatlı. Upuzun bir gecelik. Bunları üstümde denersen size göstermem çok güzel olur. Hani biri geldiğinde ya da bir yere giderken de şöyle gecelik de rahat rahat götüreyim istiyordum. Uzun olması gerekiyordu tabii ki. Şöyle bir şöyle emzirme sütyenlerinden aldım. Bunların da böyle hem rahat olması hem de şu an çoğu iç çamaşırım olmadığı için böyle bir tane yenisini almak istedim. Şimdi Burak'ın kombinlerine gelelim. İki tane kombin aldı. Direkt tatile götürmelik. Harika iki kombin böyle eşlerinize, babalarınıza, işte kardeşlerinize düşünebilirsiniz. Kumaşları şahane. Bakın şöyle. Keten bunlar. Bunun altına şöyle keten bir şort aldı. Böyle. Çok güzeller. Bir de şöyle daha ince yine yeşil keten bir şort var. Bunun üstüne de şöyle bir gömlek aldı. Bu da yine keten. İkisi de gerçekten çok yakıştı. Böyle bir alışveriş yaptık. Aldıklarımız toplamda 4500 lira tutmuş. Tatile hazırız. Aklımda olan tüm eksikleri de almış oldum. Bu arada yemekten sonra bakar mısınız bizim göbüşün ortama girişi? Neyse şimdi oturup edit yapacağım. Normalde pazartesi yani dün atmam gerekiyordu. Hava teyze geldi muhtemelen.
ayakkabıyı görünce Hava teyze de merak etmiş geldiniz mi diye. Onun için çaldı. Şimdi dediğim gibi videoyu editleyeceğim. Hemen şöyle kendime soğuk bir içecek hazırlayayım. Geleyim editimi yapayım. Değil mi Jetoncuk? Bunu da şöyle üstüme giymişken göstereyim. Kameramın bataryası sanırım evde kalmış. Hemen şarjlarım bitmeden şöyle göstermek istedim. Bakın bu geceliğim. O kadar tatlı ki bunu medium beden aldım ve yani aslında small bile alsam hamilenin sonuna kadar rahatlıkla giyilebilir. Ama ben zaten pijamalarda, geceliklerde böyle efil efil bol bol seviyorum. Yumuşacık bu arada pamuklu kumaş. Ay çok güzel. Evde böyle rahat rahat boyu da uzun. Bolca giyerim. Bunu bulduğunuz yerde kapın öyle söyleyeyim. Hatta sabahlığını da muhtemelen sipariş edeceğim ben. İkisi çok tatlı bir kombin oldu. Tam eski zaman tarzında bir şey. Şöyle yakında bu. Bu elbiseye de aşık oldum. Gerçekten bulduğunuz yerde kapmalısınız. Bakın altı şöyle. Fisto detaylı. Üstü böyle örgü şeklinde. Aslında medium aldım. Bakın ama small alabilirmişim. Çünkü bayağı esnek. Yani hamileliğin sonuna kadar da rahatlıkla olur. Elbiselerde çünkü zaten bol giymeyi sevdiğim için hani bir beden büyük olsa da rahat oluyor. Bu da böyle yere kadar. Bunlar benim gerçekten yaz boyu kurtaracak parçalar. Bunları da denediğimize göre artık edit başına geçebilirim. Daha geçti. Hafta sonumuz mükemmeldi. Bundan sonra benim tatillerim hafta sonu biliyorsunuz ki hafta içi mesaiye gittiğim için. Şimdi önümüz zaten Kurban Bayramı. 9 gün tatil var. Bu da benim için çok güzel bir artı oldu. Onlarda yine bol bol görüşüyor oluruz. Bu gecelik benden bu kadar. Umarım keyif alarak izlemiş olduğunuz bir vlog olmuştur. Kamp vloglarını çok seviyorum. Editlemeyi de çok seviyorum. Umarım da sizinle paylaşabilmişimdir istediğim gibi. Bayramdan sonra da Burak'la baş başa bir Kuşadası tatilimiz var biliyorsunuz ki. Onu da ayarlamıştık. Son çocuksuz tatilimiz olarak böyle yine baş başa otel tatili yapacağız inşallah. Görüşmek üzere. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve beni desteklemeyi unutmayın.